Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimizin programındasınız. Ben Abdullah Edik. Bugün konuğum Muratcan Can Sabuncu ile birlikte Sultanbeyli'deki bir sanat gelirisi, bir etkileşim alanı olan ve aslında önemli projelere ev sahipliği yapan Jun Tunderi'ne konuşacağız. Hoş geldin Muratcan Bey. Çok teşekkür ederim beni konuk aldığınız için. Rica ederim. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. E, sizinle güne başladığım ve Yunt'u tanıtma imkanı bulduğum için de çok mutluyum. Ha, çok teşekkür ederim. Ee, um, Yunt çok önemli işler yapmaya başladı. İki tane şu ana kadar grup dergisinin ev sahipliği yaptığı yapıyor ve başka bir takım projeleri de var. Um, ancak ilk olarak doğuş hikayetini herhalde herkes merak ediyordur. Yunt nasıl bir düşünce etrafında, nasıl gün yüzüne çıktı, nasıl doğdu? Tabii. Ben San Josef Lisesi'nden sonra aslında hukuk eğitimi aldım Sorbon'a giderek. Orada uluslararası hukuk alanında yüksek lisansımı da yaptım. Şu anda Sorbon ve bazı üniversitelerinde uluslararası hukuk alanında doktora yapıyorum. Formasyonum aslında sanat üzerine değil. Fakat sanata ilgim küçük yaşlardan itibaren ailemin teşviki, kendi geçmişleri ve sanata ilgileriyle bana entelektüel bir ortamda yetişme imkanı sunmalarıyla aslında gelişmeye başladı. Tabii Paris'te işte okumuş olmak, Moskova'da çalışmak, Hamburg'da kalmak, bu gibi şehirler de sanat izleyicisinde bir bilinç uyandırıyor. Tabii İstanbul'daki deneyimler de çok eşsiz, hiç şüphesiz. Ben bir yıl İstanbul'a döndüm, Moskova'da iki yıl çalıştıktan sonra burada işte denkliğimi vereyim, barostajımı yapayım diye günlerden bir gün barostajını yaparken işte bir kitapçıya gittim. Oradaki kitapçının sahibiyle de tanışıyordum. Nişantaşı'nda sanat kitapları satan bir yer. Çok da sevdiğim, takip ettiğim bir yer. Orada Adorno'nun Kültür Endüstrisi üzerine bir kitabını aldım. Onu e, alıp okurken böyle notlar almaya başladım. E, annem geldi işte. Zaten zihnimdeki projelerden haberdardı sanat üzerine. E, ve işte neden hani başlamıyorsun ve neden Sultanbeyli'de yapmıyorsun diye bir soruyla geldi. E, bu aslında ilk başlangıç noktası sayılabilir. Tabii bunun sonucunda ben e, önce kendime izah etmek istedim neden Sultan Bey'de böyle bir şey e, yapmam gerektiğiyle ilgili. E, kişisel ilgimin ötesinde nasıl bir toplumsal e, meseleye temas edebileceğimi de düşündüm ve e, bu bir e, okuma süreciyle devam etti. İşte demin de ifade ettiğim gibi tabii hukuk eğitiminden geldiğim için. Belli alanlarda biraz daha kendimi geliştirmem gerektiğini düşündüm. Bu okumalar öncesinde de vardı ama biraz daha sistematize edildi ve işte belli bir mantık çerçevesinde devam etti. Bu okumaları okumaların bende uyandırdıklarıyla çeşitli konuşmalar ve tanışıklıklar şeklinde devam etti. Türkiye'nin önemli kültür-sanat kurumlarının başındaki insanlarla görüşme, hocalarla fikir alışverişinde bulunma imkanı buldum. Bunlar çok zengin bir tartışma ve üzerine düşünme olanağı tanıdı bana. Ve en sonunda da Sergen Şehidoğlu'yla tanışıp, konuşup, birlikte hayal kurma şansı yakalayıp bu yola beraber çıkmaya karar verdik. Atla Sohbetim'de dair çok güzel küçük notlar bıraktın da ben biraz onları takip etmek istiyorum tabii. ki bunlardan ilki de biraz e, ekiple alakalı. Çünkü Yunus'un güzel bir ekibi var, kıymetli bir ekibi var ve nihayetinde her şey bir ekip çalışma Kesinlikle. sonucunda gününe çıkıyor. Kesinlikle. Biraz hem o isimleri dikkat edelim hem de Yunus etrafında ne tür faaliyetler yürütüyor ve Yunus'un altında yürüttüğü faaliyet alanları da üzerinden dinleyelim tabii. senden. Tabii. Ee, Sergen Şehidoğlu ile başlayayım. Ee, kendisi tabii... ...katılımıyla yunta çok büyük bir ivme kazandırdı. Ee, o da benim gibi San Josef'li. Dolayısıyla zaten lise dolayısıyla bir yakınlığımız var. Fakat e, hani okullarımızın e, ortak olmasının ötesinde ben kendisiyle... ...yine e, bir sergi vesilesiyle tanıştım. E, Aslı Seven Küratörlüğü'nde San Josef'te yapılmış bir 150. yıl sergisi vardı. E, o zaman da ben Moskova'da çalışıyordum ve onun temas ettiği mevzular... ...işte öğrenmeye, pedagojiye yönelik... O dönemde zihnimi meşgul eden pek çok soruya cevap bulmamı sağlamıştı. Sonra Sergen Bey'i takip ettim. Özellikle o e, eserlerinde matematiğe duyduğu ilgiyi yansıtması benim çok çok ilgimi çekti. İşte Contemporary'de bir işini gördüm. Sonra da tamamen e, Instagram'dan yazıp tanışmaya karar verdim aslında. Ve kendisini Sultan Sultanbeyli'ye davet ettim. Yunut'un alanı daha yokken. E, kendisi e, çok ilgiyle karşıladı sağ olsun. E, çok büyük destek oldu. Bunda çok büyük iki katkısını zikrederek devam edeyim. Bir tanesi tabii sanatçı olması, sanat pratiğini e, bilmesi, bir galeriyle çalışma deneyimi olması, pek çok sergi yapması. E, bunlar çok önemli faktörler ve Yunta çok ivme kazandıran faktörler. E, kendisiyle birlikte çalışmaktan tabii çok mutluyum ve çok büyük bir ayrıcalık. Sonra yanımıza Dilara Sezgin katıldı. Kendisi Yount'un e, grafik tasarımını yapıyor sitemizi işte Instagram hesabımızı idare ediyor. Bütün sergi kataloglarımız, afişlerimiz kendisinin elinden çıkıyor. Bu tip bir sanat alanının grafik tasarımı tabii çok mühim. Çünkü toplumla aslında ilk karşılaşmanız o grafik dil üzerinden. Yani yunta bir nevi kimliğini üfleyen bir çalışma olarak görüyorum ve o da çok önemli bir birliktelik. Bir de Hilal Dökmen aramıza katıldı. O da bizim e, mekan ve etkinlik sorumlumuz aslında izleyiciyle de en çok temasa sahip e, olan e, arkadaşımız. Kendisinin gözlemleri tabii çok kıymetli. E, o gün be gün Sultanbeyli'de nasıl tepkilerle karşılaştığımızın notlarını tutması hepimiz için çok e, zenginleştirici bir deneyim. Bir de Profesör Doktor Eva Şarlak e, bizim bu etkinliklerle e, ilgili akademik danışmanlığımızı sağ olsun yapıyor. E, Eva Hoca Entelektüel birikimi ve vizyonuyla e, konuşma programlarımızı da modere ederek e, hiç şüphesiz çok e, arkamızda varlığıyla bizi başka bir yere taşıyor zannediyorum. Kesinlikle zaten bu isimler bu isimlerin özellikle Çağdaş Türk Nanatı'nda sahip olduğu ortaya koyduğu profiller de bizim için çok kıymetli ki zaten bu tarz bir kurumsal yapının arkasında da bu derece iyi bir ekibi görmek inanırım zaten en önemli meselelerden konulardan birisi olarak değerlendirilebilir bana kalırsa şimdi bir diğer Aslında yunusun bulunduğu coğrafya bulunduğu bölge ve mekanın altında çevresi kurduğu ilişki hmm. Yunus Sultan de ve Sultan Sultanbeyli Enteresan ve özel bir tercih kesinlikle. Bunun zaten muhakkak belirli sebepleri vardır. Ee, özellikle şehrin merkezinde işte Beyoğlu'nda, Kadıköy'de, Nişantaşı hattında belki birçok sanat galeri, sanat kurumu, e, kurum ve kuruluş var aslında. Bu anlamda e, aslında bu bölgeden diye Sultanbeyli'de böyle bir galeri, böyle bir mekanı açmak bana kalırsa çok enteresan ve özel bir tercih. Biraz bunun e, sebeplerini soralım ve aslında Junt'un e, bulunduğu bölgeyle, çevreyle, topluluk ile nasıl bir ilişki kurduğunu biraz değerlendirelim isterseniz. Tabii. Junt'un e, Sultanbeyli'de kurulmasının iki temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi e, şehrin sanat haritasını genişletmek. Bizim sıkça tekrar ettiğimiz bir e, hedef. E, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye, İstanbul'da e, kültür-sanat ...kurumları, alanları belirli bölgelerde görece eski yerleşimlerde kümelenmiş vaziyette. İşte bunların başında da sizin ifade ettiğiniz gibi işte Karaköy geliyor, Beyoğlu geliyor... ...Nişantaşı'na doğru bir aks var. Bunu aşmak ve şehrin sanatla temas olanaklarını arttırmayı biz çok önemsedik. Bunda birkaç tane benim görselle karşılaşmam da zannediyorum etkili oldu... Bunlardan bir tanesi İstanbul Planlama Ajansı'nın İstanbul Dergisi'nde e, zannediyorum 2022 yılındaki bir sayıda e, bir haritayla karşılaştım. E, bir grafikle daha doğrusu. Burada veriler temelinde İstanbul'un farklı e, ilçelerinde e, nüfus dağılımı ile birlikte işte müzelerin, kültür sanat alanlarının dağılımı da göz gözüküyordu. Tabii e, Sultanbeyli e, bu açıdan e, daha az... ...kültür, sanat etkinliğiyle ve mekanıyla karşılaşılan bir yer. Biz zaten ilk Sultanbeyli'deki bağımsız kültür sanat girişimiyiz. Ee, Anadolu yakası da aslında Avrupa yakasıyla mukayese ettiğinizde... ...biraz daha e, geriden geliyor diyebiliriz. Biz bunu kırmak, e, Sultanbeyli'de de e, bir girişimde bulunulabilme ihtimalini de... E, ...toplumla paylaşmak... E, aslında yalnız Sultanbeyli özelinde değil, Sultanbeyli'nin çevresinde de e, yoğun nüfusa sahip ilçeler var ve buralarda da aslında kültür sanat anlamında e, çok yoğun faaliyetlerin olduğunu söylemek güç. Aslında biz zaten izleyicilerimizi pek çoğu Sultanbeyli ve çevresinden geliyor. E, dolayısıyla yani Sancaktepe'yi, Pendi'yi, e, Ataşehir'i hatta Kartal'ı düşündüğünüzde de e, yunt bence değerli bir girişim. Ama izleyicilerimiz tabii bununla da sınırlı değil ve İstanbul'un geneline e, hitap ettiğimizi söylemek mümkün. Bu birinci sebep. E, i̇kinci sebep ise benim Sultan Bey ile şahsi bir bağım olması. E, küçüklüğümde e, dedem ve abinin 1967 yılında aldıkları bir at çiftliği vardı ve ben pazar günlerimi ailemle birlikte Hı. orada geçiriyordum. E, hem tabiatla temas etme, işte hem hayvan sevgisi kazanma, işte biraz ata binme, bir birlikte olma, yemek yeme e, ...mekanıydı benim için. Çok kıymetli tabii fakat... E, ...siz de takdir edersiniz ki şehrin... ...genişlemesi... E, ...bu kadar yoğun bir nüfusu... E, ...barındırması bu tip bir... E, ...deneyimi artık olanaksız kılmaya... ...başlamıştı ve biz de bu... E, ...geleneğin bir... E, ...unsurunu... ...Yunt'ta yaşatmaya karar verdik. Yunt'un adı da eski Türkçe'de at anlamına geliyor. Dolayısıyla bu... E, ...çiftlik çiftlik geçmişini... E, vurgulayan bir isim. E, keza Sergen Şehidoğlu'nun tasarladığı yun heykeli de bizim e, geçmişte orada sahip olduğumuz 12 ata referansla 12 küpten oluşuyor. E, aslında yuntun e, hikayesinde ve heykelin e, geçmişinde bu çiftliğin izlerini sürmek mümkün. Erketinlik de zaten hem bu kişisel bağlantıya sahip olmak, hem de aslında içerisinde bulduğumuz coğrafyaya, topluma, zamana yönelik de bir tür misyon üstlenmesi bence çok kıymetli ki burada tam da o konuya değinmek istiyordum ben de. Çünkü Yunt'un altında kuruluşunda, kurucu değerlerinde bir takım zaten misyonlar var, bir takım düşünceler var ki bunlar zaten hem Yunt'u o bölge için anlamlı kılıyor hem de Yunt'a bir yön göstermesi bakımından ileriye yönelik yaptığı hamlelerde bir hareket alanı sağlaması bakımından da çok kıymetli bana kalırsa. Peki bu anlamda Yuntun bir kurucu misyonu olarak nelerden bahsetmeye gerekir? Nasıl bir yol haritası var? Yuntun kurucu misyonu dediğimizde demin temas ettiğim şehrin sanat haritasını genişletmekte bir önemli bir e, çıkış noktası. Buna e, biraz daha geniş perspektiften bakıp şunu da ekleyebiliriz: e, sizin programınızın da ifade ettiği gibi şehir hepimizin ve hepimizin e, kültür sanat faaliyetlerine erişme hakkımız olmalı. E, bu kimi zaman ekonomik sebeplerden, e, kimi zaman e, alışkanlık ve eğitimle ilgili sebeplerden, kimi zaman da şehrin e, ulaşım olanaklarının zorlayıcılığı sebebiyle kısıtlanabiliyor. Bu yüzden e, Sultanbeyli gibi yoğun nüfuslu bir yerde bu tip bir faaliyetin gösterilebilmesi aslında kültür sanata erişim noktasında bence önemli bir adım. E, yine bununla ilişkili işte... Kültür sanata erişimin demokratikleşmesi e, amacını vurgulayabilirim. Bu demokratikleşme, zannediyorum hepimizin e, hayata bakışında, meseleleri değerlendirişinde e, önemli katkılar sağlayacaktır. E, önemli bir misyon olduğunu düşünüyorum. E, başka ekleyeceğim bir şey sanırım şimdilik yok ki bunlar da zaten aslında bugünkü toplum dinamikleri bağlamında bence çok önemli şeyler. Çünkü o şehrin haritasını, o sanat haritasını değiştirirken, geliştirirken aslında doğrudan veya dolaylı olarak zaten o toplumun eğitim sürecine, sanatla ilişkisi sürecine, aslında toplumun birbirine olarak hareket etme, eğilimlerini tespit etmek sürecine de çok önemli katkılar sunuyoruz. O bir bütün olarak hareket etme tabii çok mühim. Ona temas edebiliriz aslında. Ee, şimdi... Kutuplaşmayı ee, bu Arinz'in çok güzel işlediği şekliyle yalıtılmışlığı, ben bu tip e, birlikte olma, karşılaşma alanlarıyla aşabileceğimize çok inanıyorum. Yunt ee, da dolayısıyla aslında böyle bir e, buluşma mekanı bence. Ee, zaten Yunt'u biz hiçbir zaman tek taraflı bir e, monolog Mekanı olarak görmedik. Yani tam tersine izleyicisiyle sürekli diyalog halinde olan, süreçlerin içine, o entelektüel çabanın içine izleyici de katmaya çalışan, bunu da sergilere paralel olarak düzenlediği etkinliklerle e, temellendiren bir yer olarak e, kendimizi görüyoruz. Bu birlikteliğin, bu karşılaşmanın, bu ortak zeminin de e, aslında bir e, toplumsal melezleşmeye fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ben bu kavramı da kullanmayı seviyorum. Çünkü aslında hepimiz birbirimizden etkileniyoruz. yunt da sadece gittiği yeri etkilemek değil. Gittiği yerden de beslenmek, gittiği yerden etkilenmek, değişmek. Yani bu değiştirici etki yalnızca izleyici üzerinde değil. organizatörlere de yansıyan bir süreç. Zaten ben haftanın en az işte 3-4 günü Sultanbeyli'de yaşıyorum bu yuntla beraber. Bu da bana Sultanbeyliği daha iyi e, anlama, e, gündük pratiklerini daha iyi e, özümseme bakımından e, bence güzel bir katkı sağlıyor. Daha önce tabi tek başına sadece pazarları e, gittiğim, uğradığım bir yerken şimdi hayatımın içine daha fazla dahil ettiğim. E, o şehrin genişlemesini kendi hayatımda bizzat... E, deneyimleme imkanı bulduğum bir yer oldu. Bu çok kıymetli çünkü bu tür girişimlerin, bu tür özel girişimlerin de olmatı bence e, toplum dinamikleri bağlamında önemli bir konu. Tahirce belediyelerin veya sadece doğrudan devletin bu tür etkinlikler, bu tür organizasyonlar içine girmesi kesinlikle. bir noktada kesinlikle bir çıkmada neden olabiliyor veya işte o devamlı konusuna çekmeye e, uğrayabiliyor. Ancak bu tür özel kurulunlar, özel kuruluşlar, bunların daha yoğun bir şekilde biraz daha gönüllülük esnasına, biraz daha atma sahip olduğu misyona göre hareket etmesi bence çok kıymetli ki Junta bu anlamda tat bir galeri olarak değil, aynı zamanda bir etkileşim alanı diyebiliriz ki buradaki etkileşimdeki o işteşlik, o birliktelik vurgusu bence yine çok önemli. Çünkü bu tür meydanların az önce de belirttiğiniz gibi bir monoloğu değil de bir diyaloğu sahip olması onların aslında yaşaması ve yaşatılması bağlamında da daha önemli Çok bir ıı, nokta bana kalırsa çünkü öbür türlü bu tür ıı, girişimlerin bir noktada sonu monologdan dolayı belki aslında olumlu olmayabiliyor. İleriye yönelik bir takım açmalara girebiliyorlar. Ancak bu işleştiği sağlamak bence önemli bir konu. Tam da bu noktada işte şunu sormak istiyorum aslında. Yuntu siz nasıl bir mekan olarak tasarladınız? Çünkü burası bir tam olarak bir galeri, bir sanat aktivitesi var içerisinde. Duvete böyle bir kimliği var. Bir etkileşim alanı çünkü insanlar orada buluşabiliyorlar. Bir takım aktiviteler yapıplar Bu önemli bir konu. Bir takım eğitici, öğretici faaliyetler var, konuşmalar var, entelektüel bir bilinç oluşturma durumu var. Bu farklı bir konu. Dolayısıyla mekanı nasıl bir düşünceyle tasarladın bence bu da önemli bir nokta, önemli bir konu. Tabii. Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi Yunus çok kendine has bir yer. Ee, sui generis bir yer. Ee, burası işte bir sanat galerisi tanımına uyar mı uymaz mı? Finansman modeli dolayısıyla ben çok sanat galerisi olarak tanımlamam burayı. Ee, burası bir müze de değil. Ee, burası herkesin ücretsiz bir şekilde girebildiği ve bir sergiyi deneyimleyebildiği herhangi bir bariyer olmaksızın yani işte bir bu izleyici herhangi bir eser alabilir mi sorusu kesinlikle zaten sorduğumuz bir soru değil özgürce zaten mekanın mimari tasarımına da tasarımına da yansıyan bir şey bu iki vitrini var ve dışı yani bir koruyucu duvarı yok camlar dolayısıyla sergiyi siz içeri girmeksizin görebiliyorsunuz aslında. Pek çok eserle e, yuntun önünden geçen insanlar karşılaşabiliyorlar. Dolayısıyla ister istemez bir sergi e, önünden geçildiği takdirde gezilmiş oluyor. E, işte bir sanat galerisi değil, müze değil. Fak fakat biz burayı nasıl tanımlayabiliriz o zaman? İşte biz sanat ve etkileşim alanı olarak e, bunu adlandırmayı uygun bulduk. Tabii merkezinde sanatın olduğunu kaçırmadan e, ama sergilerin de ee, çok güzel entelektüel tartışmalara e, vesile olabileceğini göz önünde bulundurarak e, sergilere paralel etkinlikler yapıyoruz. E, biz şu an üç ayak üzerinde yürüyoruz. Bir sergi ayağımız var. Bu e, aslında en temel e, faaliyet alanımız. E, sergilere paralel bir e, sergi konuşması da yapıyoruz. Sergen şeyi genelde moderatörlüğünde bir işte küratörün ve iki sanatçının katılımıyla yapılıyor bu. İşte ilk sergide Rüçhan Şahinoğlu ve e, Murat Germen'i e, konuk etmiştik bu vesileyle. İkinci sergide de Sinan Loji ve Derya Ülker, Emre Hoca ile birlikte konuştular. İkinci ayağımız bir etkinlik e, konuşma dizisi ayağı. Eva Şarlak e, moderatörlüğünde konuşmalar oluyor. Bu serginin konusuyla temas eden ama birkaç adım öteye geçmeyi de sağlayan, biraz daha ufkumuzu genişleten konuşmalar. E, i̇lk sergi boyunca işte başlayan şehrin sınırlarını yeniden düşünmek isimli bir konuşma dizimiz vardı. Bu sergi boyunca da devam ediyor. İşte felsefe, edebiyat, bu sergi vesilesiyle farklı duyular aracılığıyla şehri kavramak gibi farklı meselelere değişik konuşmacılar aracılığıyla değiniyoruz. Üçüncü ayağımızsa çocuk etkinlikleri ayağı. Ben bunu çok önemsiyorum. Sultanbeyli'yle de aslında bence en çok temas ettiğimiz alan çocuklar ee, çocuklar için e, şehrin süper kahramanları iş başında diye bir e, atölye programı düzenliyoruz her pazar oluyor bu ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor e, 8 çocuk e, gelip bir saat boyunca hem sergiyi geziyor hem de sergideki bir eserden hareketle e, özel olarak düzenlenmiş Şehre dair de hassasiyetler e, kazandıkları bu etkinliğin neticesinde bir etkinliğe katılmış oluyorlar bu bence çok çocukların şehir algısını oluşturmak sanatla temaslarını kolaylaştırmak bilinçlerini daha başka bir noktaya taşımak ve farkındalıklar kazandırmak noktasında Bence güzel bir deneyim Kesinlikle çünkü bir hafına bir bellek inşa etmek zaten aslında buradan başlıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla sadece yetişkinlere sadece işte bu pratiklere sahip kişilere değil de aslında geleceğin belki işte bu pratiklere sahip olacak kuşaklarını yetiştirmek de bir misyon çerçevesinde bence çok önemli ki bunu yapan kurumların da ayrı bir yerde durduğunu zaten bence söylemekte bir beyit yoktur diye düşünüyorum. Ee, bu noktadan aslında o zaman e, alandaki ilk sergiden biraz ve devam etmek istiyorum. İlk serginin kürt Emre Deytinoğlu yaptı. Tıpkı evet. ikincisinde olduğu gibi. Ben kısaca hemen hızlıca bir sanatçıların isimini de anmak Tabii isterim. Anmadan geçmek istemem açıkçası. Sergide Cevahir Akbaş, Setenay Alpnoy, Sercan Apaydın, Can Aytekin, Antonio Cosentino, Mustafa Duymat, Ahmet Elhan, Murat Germen, Sinan Loci, Mustafa Pancar, Rüçhan Şahinoğlu'nun işleri yer alıyordu ki... Hemen hemen güncel sanatla ilgilenen birçok kişi bu isimleri zaten vakıftır, biliyordur. Dolayısıyla aslında iyi küratı edilmiş ve iyi isimleri bir araya getiren bir açılış sergisi var ki başlığı da Şehir nerede, Aslında bütün bu konuştuğumuz konuları içeren önemli bir başlık. Bu ilk serginin hikayesini sorayım ve Emre Deytenoğlu ile aslında nasıl bir süreç başladı, nasıl bir çalışma düzeni oldu? Ondan devam edelim. Tabii. Emre Zayıtçınoğlu benim bu sergi öncesinde de yazıları ve kitapları dolayısıyla takip ettiğim biriydi. Kendisi sağ olsun kabul etti. Bu süreci onunla başlatmış olmak da aslında bizim nasıl bir şeyi hayal ettiğimizi topluma duyurmakla ilgili yardım etmesi açısından bize çok büyük bir katkı sağladı. Emre Hoca şehir üzerine de düşünmüş biri. Kentin labirenti. E, ismiyle çıkardığı bir kitabı da var. Aslında bu iki serginin de konularına burada temas ediyor. E, bunun da bir uygulama alanı oldu aslında e, bu sergiler. Şimdi şehir nerede sorusu aslında tabii Yunus'un ortaya çıkış hikayesiyle yakından ilişkili bir soru. Çünkü e, şehir aslında bizim pek çoğumuzun zihninde e, tırnak içinde merkez olarak tanımlanan yerlerin ötesinde de e, bir gerçeklik. Şehir yalnızca e, tarihi Yarımada'dan ibaret değil, işte Beyoğlu'ndan ibaret değil, Kadıköy'den Üsküdar'dan ibaret değil. Bunların ötesinde de e, çok yoğun bir nüfus e, belki pek çoğumuzun e, üzerine fikir sahibi olmadığı bir realiteyi tecrübe ediyor. E, bu sergi bize aslında e, o zihnimizdeki klasikleşmiş İstanbul imgesinin e, ötesinde bir realitenin olduğunu... ...ve şehrin tek bir tarihi merkez çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinin... ...günümüzün metropolünün bu merkezleri aşan... ...hatta merkez ve çevre ayrımını da Emre Zeytinoğlu'na göre aşan... ...bu ayrımın silikleştiği... ...pek çok farklı merkezin bir arada şehri taşıdığı bir gerçekliğe işaret ediyor. Tabii bence çok iyi bir zamana denk geldi bu sergi çünkü... İstanbul'da şu an 3 kurumda benim bildiğim kadarıyla İstanbul'la ilgili güzel sergiler yapılıyor. Üçüne de gitme imkanım buldum. Bunları da zikredelim burada ve bu sergi bunlardan farklı. Neyi söylüyor onu da belki konuşabiliriz. Bunlardan bir tanesi tabii Meşer'deki 500 yıllık İstanbul'a İstanbul'un görsel temsiline dayanan bir sergi. Çok da güzel bir sergi. Gödova alabildiğini İstanbul. Evet. İkincisi Pera Müzesi'ndeki İstanbul panoramalarına yer veren sergi. Üçüncüsü de geçtiğimiz günlerde Türkiye sanat hayatına büyük bir katkı sağlayarak hayatımıza giren İş Bankası resim heykel Müzesi'ndeki geçici sergi. Yine İstanbul temalı bir sergi. Bir sergi de ben ekleyeyim. İşte Rum Okulu'nda da Karaköy'de Aziz İstanbul sergisi. Beşerdekine paralel çok güzel okunabilecek Bitti bir sergi. Bitti ne yazık ki ama evet çok güzel bir sergiydi. Bu dört sergi de aslında bize o zihnimizdeki İstanbul imgesini sunuyor. Ee, çok kıymetli ama bugünkü realiteyi görselleştiren e, günümüzün metropol gerçekliğini yansıtan bir sergi olması dolayısıyla bence e, bizim sergimiz iyi denk geldi buna. E, böyle planlanmamış olsa da e, iyi bir tesadüf olarak adlandırabiliriz. E, Hepimize aslında bu bizim ilk sergimiz, işte şehrin sınırlarını, şehrin büyüme biçimini yeniden değerlendirme imkânını güçlü bir sergiyle sundu diye düşünüyorum. Hemen şu vurguyu da yapayım tekrar bu bahsettiğimiz dört nergide aslında aynı Aksu üzerinde işte Karaköy'den Beyoğlu'na giden aynı Güdercah üzerinden 200 metre arayla görülebilecek bir sergiyken aslında buna dair yeni soruları işte Sultanbeyli'de sormakta bence hem e, farklı kılan hem de hatta daha çünkü diğer tergiler biraz daha da arşivten arşivsel tergilerken bu daha çağdaş bir tercih olması bakımından da daha farklı bir yerde duruyor. E, i̇kinci sergiye geçeyim o zaman. Halihazırda devam ediyor ve evet. görmeye devam edebilecek olan sergi. Yine Emre Meytenoğlu küratörlüğünde gerçekleşiyor. Ee, sanatçı olarak da Kerem Odan Bayraktar, Mehmet Ali Boran, Volkan Tunç, Nuri Kuzucan, Can Loci, Çağla Mekunude ve Derya Ülker'in işleri burada yer alıyor. Başlığı da görünmeyen kent. Yine bir kent vurgusu, yine kente şehre dair bir sorgulama, bir arayış var. Ee, bu anlamda yine e, farklı isimler çerçevesinde bu arayışın farklı bir yüzünü semsil ettiğini söyleyebiliriz bu sergi mekan ile coğrafya ile ve kent ile nasıl bir bağ kuruyor, nasıl bir bağlam üzerine inşa edildi oradan devam edelim. Tabii ikinci serginin de küratörü sizin vurguladığınız gibi Emre Zeytinoğlu bu çok karşılaşılan bir şey değil aslında üst üste iki sergiyi aynı küratörle yapmak. Ama bence iki serginin birbirinin devamı gibi okunabilmesi açısından güzel bir deneyim sundu ve Yunus'un aslında konumunun yine vurgulandığı bir sergi olması açısından ...başlangıç noktasında bizim hedeflerimizde... ...çok örtüşen bir netice elde edildi. Görünmeyen kentte aslında... ...Emre Zeytinoğlu'nun hazırladığı sergi metninde... ...çok enteresan üç tane referans var. Bunlar zaten aslında bu... ...serginin ne söylemek istediğini... ...çok güzel anlatan referanslar. Bunlardan bir tanesi... ...serginin... ...isminin de çağrıştıracağı üzere... Calvino'nun Alvino'nun muhteşem yapıtı. Burada tabii işte gezilen farklı kentlerde aslında kentin e, görsel olarak ortaya koyduklarının abidelerinin binalarının mimari yapısının ötesinde bir gerçeklik arayışı söz konusu. Bu sergi de aslında bir kentin yalnızca e, gözle görünür e, binalarla ifade edilemeyeceğini, anlaşılamayacağını, bunun üzere, bunun ötesinde e, orada yaşayanların o şehri nasıl var ettiğini nasıl her birinin kentle kurduğu tekil ilişkilerin e, anlamlı olduğunu ortaya koyan e, buna dikkat çeken güzel bir soru. E, i̇kincisi yine bununla bağlantılı olarak ikinci referans e, Aykut Köksal'ın anlamın sırrı kitabındaki e, kentte görünenin taşıyıcısı görünmeyendir cümlesi. Bu görünmeyeni e, düşünmek e, çok kıymetli bir pratik bence. üçüncü referans da ben biraz Yunt'un hikayesiyle de özdeşleştiriyorum sergi metninde yer almasa da. Sinalojinin Dolapdere'deki e, atölyesi. ve Bu atölyenin e, içinde bulunduğu mahalleden o, soka o eşiği eşikten geçtiğiniz zaman adımınızı o atölyeye attığınızda yepyeni bambaşka umulmadık bir dünya ile bir sürprizle karşılaşmanız. E, ve orada işte pazar günleri bir müzik pratiği de yapılıyor, spontane bir şekilde e, bir müzik icra ediliyor, çeşitli katılımcılarla birlikte e, o sürpriz, o beklenmedik e, deneyim bence Yunus'un hikayesi içinde geçerli. Yani Sultan Beyli dendiğinde belki ilk akla sanat gelmiyor ama e, oradan yolu geçen e, birinin gözünün iliştiği zaman şaşıracağı e, belki işte ilk aşamalarda biraz daha kentin görünmeyeniyken umarım zamanla daha e, görünen, bilinen ve konuşan bir yer olacağı için hikayemizle de bence alakalı. Kesinlikle. Ben son olarak aslında bütün bunları toplamak bir arada da geleceğe ışık tutmak için şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. O da e, bu kurucu misyondan bahsettik. Yontonun mekanı ile toplum ile nasıl bir bağ kurduğundan söz ettik. Son olarak peki burada bu misyon nasıl yoluna devam edecek ve hani yakın gelecekte nasıl bir planlama var? Oradan belki biraz söz Şimdi İlk başta ifade ettiğimiz gibi Yunus'un kentle bir derdi var ve bu programa çıkmamız da aslında bunu çok güzel vurguluyor. İlk iki sergide de bunu vurguladık, etkinlik programımızda da bunu vurguladık. Bu önemli fakat Yunus aslında bunun ötesinde de bir şey gerçekleştirmeyi hayal ediyor. Sultanbeyli'de işte sergi yaparak, etkinlik yaparak, çocuk atölyesi yaparak önemli bir şey şu ana kadar yapmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Buna iki Nokta eklenecek ilk aşamada. Bunlardan bir tanesi yayıncılık boyutu. Benim hayal ettiğim bir e, rapor yayınlama, e, yılda bir bizim üzerine düşündüğümüz konularla ilgili bir e, tartışma yaratma hayali var. Bir tanesi de yakın gelecekte gerçekleştirmeyi düşündüğümüz ve Sergen Şehidoğlu'nun heykeliyle aslında ilk sinyallerini verdiğimiz e, Sultanbeyli'de kamusal alanda sanat pratiklerinin e, görülebilmesiyle ilgili bir adım hem Yunanlığın bulunduğu alanda hem de Sultanbeyli genelinde günlük hayatın içinde kamusal alanda sanatla karşılaşmaya yönelik projelerimiz var ve bunları hayata geçirmek istiyoruz. Sergilerimizin geziciliği çok üzerinde durduğumuz bir nokta ve en az bir serginin Sultanbeyli'den Türkiye'nin başka bir yerine götürülmesi ve orada gösterilmesiyle ilgili bir fikrimiz var. İlk iki sergimizde Eylül ayında Tam Müzesi'nde Ankara'da görülebiliyor olacak. Bu e, Türkiye'nin başka noktalarıyla temas ve diyalog da benim çok e, ilgimi çeken ve e, üzerine düşündüğüm bir mesele. Tabi yunt yalnızca sergilerini kent üzerine yapmayacak. E, Mayıs ayındaki sergi de bunun e, ilk işareti aslında. Mark Burke bir solo sergi yapmayı planlıyoruz. Biraz daha şehir konusundan uzaklaştığımız e, tabii ki çıkış noktamız bu olsa da bütün sergilerimiz aslında hem İstanbul'un diğer yerleri hem de e, temennim o ki dünya çapında e, bir kalitede e, gerçekleş gerçekleşecektir. Yani şehir e, bizim için çok büyük bir e, motivasyon kaynağı şehirle ilgili meseleler ama bunu aşarak e, başka evrensel konularda temas ederek Türkiye gündeminin e, entelektüel nabzını yeni sorularla tutacağımızı ümit ediyorum. Buna çok kıymetli. ediyorum. Özellikle i̇şte yayıncılık gibi mekana öncü yeni şeylerin eklenmesi, bunlara da devam ettirmesi, hatta bu projenin nasıl bir ivmeyle devam ettiği yönetmeti bakımından çok kıymetli. Ağzında sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok, teşekkür ederim. çok teşekkürler bugün benimle beraberdiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. İstanbul Happy girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Meet'in programını dinlediniz. Bugün Muratcan Tabuncu ile birlikte yeni bir sanat mekanı olan e, Yunt üzerine konuştuk. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.